Merhaba arkadaşlar, Fel 207 U kodlu felsefe dersinin 6. ünitesine, yani siyaset felsefesine ilişkin konu anlatım videolarından 3. ve sonuncusunu izliyorsunuz. E, kavramsal ve normatif siyaset felsefesi sorunlarına birer örnek verdik. Şimdi siyaset felsefesinin daha ziyade ontolojik, metafizik ve epistemolojik boyutlarına değinmeye çalışacağız. Ve e, liberalizm, komünoteryalizm karşıtlığı hakkında fikir sahibi olacağız evet başlayalım işe. Ontolojik metafizik boyut. Siyaset felsefesi söz konusu olduğunda ontolojik boyutla kastedilen aslında gerçekten var olan nedir sorusuna verilen birey ya topluluk yanıtı anlaşılıyor. Bireydir ya da topluluktur. Şimdi eğer gerçekten var olan bireydir toplum bireyler toplamına indirgenebilir diyorsanız liberal oluyorsunuz. Hayır toplum bireyler toplamını aşan bir bütünlüğe farklı bir anlamlı bütünlüğe sahiptir diyorsanız toplulukçu oluyorsunuz. Komünöteryenizm. Evet. Liberallere göre birey topluluktan yalnızca metafizik olarak değil moral ahlaki ve politik olarak da öncedir. Önce gelir. İşte John Locke, John Stuart Mill, Thomas Hill Green, Isaiah Berlin, John Rawls gibi düşünürler. Liberalizmin temsilcileri olarak sunulmuş. Toplulukçularda ise bireyin toplumsal bağlamdan kopuk var olması diye bir şey olanaksızdır görüşü savunuluyor. Yani toplum hayatından yalıtılmış işte tarih üstü, kültür üstü vesaire böyle tek başına ee, salınıp duran ya da nereye savrulduğunu bilmeyen bir birey tasarımı aslında olmayan bir birey tasarımı. Hak ve özgürlüklerden çok görev, ödev ve sorumluluklara vurgu yapmaları bakımından otoriterlikle eleştirilirler. Özellikle liberaller tarafından. Elster, McIntyre, Charles Taylor gibi savunucuları var bu yaklaşımında. Eee... Ontolojik metafizik boyuttan devam ediyoruz. Bu liberalizm ve komünoteryanizm karşıtlığı tıpkı ahlak etik ilişkisinde olduğu gibi evrensellik ve yerellik arasındaki paradoksal ilişkinin bir sonucu. Liberalizm işte genel geçerciliği, evrenselciliği, komünoteryanizm ise yerelliği temsil ediyor. Çünkü bir topluluğun e, gelenekleri, görenekleri gen, oluşturduğu değerler çerçevesinden bakmayı öngörüyor. Toplumsal sorunları. Liberaller bireye öncelik veriyor demiştik. Onun hak ve özgürlüklerini evrensel bir temel üzerine savunurlar. Nerede olursa olsun birey üstün olmalı. Bireyin haklarına müdahale edilmemeli bir engellenmeme olarak özgürlük durumu. Birlik bütünlük ve dayanışma benzeri milli ve sosyal değerler görmezden gelinir diye suçlarlar liberalleri eleştirenler. Buna muhafazakarlar da yer yer katılır söz gelimi ama işte toplulukçularda bu eleştiriyi sunan kimseler arasında yer alıyor. Liberallerin karşı eleştirisi ise toplum adına toplumun işte o çoğunluğu ya da toplumun bütünlüğü adına bireysel hak ve özgürlükleri yok sayma, heba etme, harcama gibi suçlamalar yöneltirler liberallerde. Siz toplum adına bireyi yok sayıyorsunuz derler. Evet bu tartışma kolay giderilemez bir e, tartışmadır. Dolayısıyla ikisi de liberaller bireyde, toplulukçular da toplumun bütününde e, inat ettiği ve bakış açılarını sağ, e, sağlam koruduğu sürece ikisinin kolay kolay anlaşması mümkün değil. Peki epistemolojik boyutla ne kastediliyor? Burada e, aklın toplumsal sorunlarda ve politik hayattaki rolüyle ilişkili bir tartışma karşımıza çıkıyor. Rasyonalizm, irrasyonalizm karşıtlığı. Akılcılık, akıl dışıcılık diyebilirim. Rasyonalizm, toplumsal düzenin kurulması ve politik hayatın oluşturulmasında akla başak bir rol yükler. Liberalizm ve sosyalizm bunun taşıyıcısı ideolojiler olarak görülebilir. Liberalizm ve sosyalizm. Rasyonalist bir tutuma sahiptirler yani. insan burada aklıyla hareket eder ve e, bu ölçüte göre işte toplumsal düzeni ya da politik düzeni kurar. İrrasyonalizm ise aklın yerine duygu, beklenti, dinsel değer ve benzeri unsurları öne çıkarır. İşte en çok siyasi muhafazakarlıkta hatta buna nefret ve ırkçılık gibi unsurları eklerseniz yer yer faşizmde de kendini gösterir. Muhafazakarlığın başlıca isimleri Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, e, Joseph de Maistre, Hegel, Coleridge, Wordsworth, Novalis, Oakeshott gibi birçok e, muhafazakarlık savunucusu isme rastlamak mümkün. Şimdi e, ilgili disiplinlerle benzerlik ve farklılıklar, siyaset felsefesinin temel problemleri, ontolojik, metafizik boyut, epistemolojik boyut e, gördüğünüz üzere burada ayrımları tek bir sayfa haline getirmiş durumdayız. Farklı renklendirdik. Bu egzersizi sizin de yapmanızı öneriyorum aslında. Bütün şimdiye kadar söylediklerimizi buraya e, dizecek olsak nasıl bir şey elde ederiz? Bu da e, geçtiğimiz videolarda değindiğimiz soru ve sorunlar. E, ortak yön. İşte farklı düşünürlere göre toplum sözleşmesi ya da e, farklı ideolojilere göre devletin varlığı ve egemenlik hakkı Evet, bu çalışmayı kendiniz için yapmanızı faydalı buluyorum. Hem ünitenin ana unsurlarını daha iyi özümsemiş olursunuz, hem de yazarak çalıştığınızda birçok şeyin hafızanıza daha iyi yerleştiğini göreceksiniz. Evet, teşekkür ederim.